Orijinalleri oradan geldi. Tekrar dönüp C++'ı da koymuşlar ama C++'ı orijinal haliyle öğrenin, tamam mı? Java'yı da orijinal haliyle öğrenin. Kim nereden geliyor falan görün ama Java eklenmiş her şey hemen hemen C++'ın yeni versiyonunda var. Diğer dillerde ne varsa burada da var. Arkadaş diyor ki sınıfın sadece bir tane objesi olabilsin. Bu tür şeyler falan mümkün mü sanki? Sınıfın kendisi statikmiş gibi. Evet olabiliyor. Başına koskocaman statik yazıyorsun falan filan ama dediğim gibi girmeyeceğim. Tamam devam ediyorum. Başka soru olan var mı? C++'da sınıf içerisinde sınıf olabiliyor. Daha önce yapmadık mı hocam bunu falan diyebilirsiniz. Daha önce sınıf içerisinde obje yaptık. Bir sınıfın data member'ı başka bir sınıfın objesiydi. Değil mi? Holiday sınıfında day of year objesi kullanmıştık. Bu sınıfın içerisinde sınıf. Bir tane sınıfım var. Bakın private kısmında başka bir tane sınıf yapmış adam. Bu sınıf, tamam mı? Bu sınıfın objeleri sadece bu sınıfın fonksiyonları tarafından kullanılabilir. Bu sınıfın dışında bu sınıfın objelerini oluşturmak, kullanmak yok. Niye? Adam bu sınıfın tanımını outer class'ın içerisindeki private kısımda yapmış. Tamam mı? Inner class'ın objeleri ancak outer class fonksiyonlarından yapabilirsiniz ve kullanabilirsiniz, çağırabilirsiniz. Eğer bir sınıfın içerisinde başka bir sınıf yapmak istiyorsanız olabilir. Ne manası var bunun? Yanlışlıkla birileri gelip bunu kullanıp da kendi kendine kötülük yapmaz. Adam belki bugün bunu inner class halletti işlerini. Daha sonra bunu değiştirecek. Dış dünyayı hiç açmıyor bile. Hiç bahsetmiyor bile. Gizlemiş. Tamam. Eğer başka birisi bunu kullanmaya kalkarsa ona hakkı yok. Kompiler kızacak. Bunu eğer dışarı koymuş olsaydı, tamam mı? Herkes kullanabilirdi. O zaman bu outer class yazan adam ya ben inner class'ımı değiştireyim falan filan dediği zaman kötü durumda kalıyor. Çünkü herkes artık kullanmış. Kod buna vallahi yapmış. Şunu söylemeye çalışıyorum. Inner class'ın müşterileri sadece outer class'ın fonksiyonları olabilir. Eğer inner class'da bir değişiklik yaparsanız interfezi ile ilgili, constructor ile ilgili etkilenecek tüm fonksiyonlar sadece outer class'ın içerisinde. Başka kimse bunu kullanamaz. Tamam mı? Private olduğundan dolayı. Ve bunu public kısma taşıyabilirsiniz. Şuraya. O zaman dış dünyadan da kullanabilirler. Dış dünyada bunun objelerini yapıp kullanabilirler. Ama hala outer class'ın bir parçası. Yani inner class'ın bir objesini yapmak için şöyle demeniz gerekiyor. Hani ben money objesi yapmak için ya da bank account money a 10 dolar 20 cent diyordum ya. Burada inner class objesi yapmak için diyorum ki outer class inner class a diyorum. Tamam mı? Binary scope resolution ile beraber. Outer class'ın içerisindeki inner class. Dolayısıyla ortalıkta inner class içinde bir sürü sınıfım olabilir. Başka başka sınıfların olması şartıyla. Yapmak istiyorsanız. Yani tabii bunu yapmak için, dışarıdan yapmak için inner class'ın public kısmında olması lazım. Eğer inner class zaten private kısmındaysa inner class zaten private kısmındaysa dışarıdan bunu yapmak zaten lazım. Burada bir tane örnek verilmiş. Sorusu var mı? Bunlara nested and local classes deniyor. İç içe sınıflar. Bu hem local sınıf private olduğu için hem de nested bir sınıf. Hani nested loop'lar var ya, loop içerisinde, for içerisinde for nested loop'lar. Bu da nested classes. İç içe sınıflar. Evet. Inner class'ı kim kullanabilir bu durumda? Outer class'ın fonksiyonları değil mi? Private olduğu için. Onu söyledim. Dış dünyada outer class'ın dışında buradaki inner class'ın objelerini oluşturmak ya da onları kullanmak yok, yasak. Yapamazsın private. Eğer bunu public'e taşısaydım kullanabilirdin. Ama kullanmak için de şöyle bir şey yapmam lazım. Bu sık kullanılan bir teknik. İnsanlar bunu kullanıyorlar. Çok karmaşık sınıflar kendi işlerinde ilk böyle bunun gibi sınıfları vardır. Dediğim gibi bu şeyden farklı. Ne diyeyim? Bir sınıfın içerisinde başka bir sınıfın, bir sınıfın içerisinde başka bir sınıfın objesini kullanmaktan çok farklı. Tamam mı? Benziyor ama ondan çok daha ileri bir şey. Sınıfın içerisinde başka bir sınıf tanımı var bu. Evet. Hocam, inner class'ın konstruksiyonu yaparken ilk başta outer class'ın inner class'ın kendi başına bir sınıf. Inner class kendisinin outer class içerisinde olduğunu bilmiyor. Orada ama yani bilmek zorunda değil. Bilmiyor kendi. Bir tane sınıf o kendi başına. Haberi bile yok. Onun dış tarafa taşır. Inner class yine olduğu gibi çalışır. Problem outer class'ta olur. Tamam mı?
Outer class'ın objeleri yapmak için de inner class'tan bir objeye ihtiyacım var diye bir şey yok. Belki de outer class, inner class'ı sadece bir iki fonksiyon içerisinde kullanır. Dediğim gibi bu farklı composition gibi değil. Arkadaş diyor ki, şu outer class, inner class'ın constructor'ını yazarken outer class'ın constructor'ları nasıl alakalanacağım falan, ama konuşmak zorunda değiller bunlar constructor'ları. Ama ne bizim daha önce kullandığımız composition'da holiday sınıfı day of year objesinin constructor'ını çağırıyordu kendi constructor'ında. Çünkü bir data member o, değil mi? İnişlaz etmek zorunda. Ama bunun constructor'ı şunun bir objesini yapmak zorunda değil. Bu sadece kendisine ait bir tane sınıf. Belki hiç kullanmaz da yani boş boş yazdıysa. Kullanmayabilirdi. Tamam, devam ediyorum. Hocam kullanılmaz mı? A.indir.class.dışı. Eğer objesini yapmak istiyorsan şu public ise eğer, tamam mı? Bu public ise, dış dünyadan kullanmak için bunu yapıyorsun. Sonra bir tane obje bu. Objenin üzerinde inner class'ında bir fonksiyonlar varsa çağırırsın. Ama bu şekilde ise private'sa dış dünyadan bu şekilde yapamayacaksın. Outer class'ın fonksiyonları içerisinde inner class'ın objelerini kullanacaksın. Diyeceksin ki inner class A diyeceksin. Objesini yaptın, kullan. Inner class, outer class'tan haberi yok. Yok, içeri hiç yok. Yani inner class, ben outer class'ın içerisinde yaşıyorum. Şunu yapayım, bunu yapayım falan filan gibi şeyler. Ya çok da doğru söylemiyorum. Bununla ilgili bir örneğe bakmamız lazım ya. Yani eğer ismini koyarsan, yaparsan var, tamam mı? Yani ben bir inner class'ın içerisinde yaşıyorum, şöyle yapayım falan filan demiyorum. Buna bir tane outer class objesi verirsen, tamam mı? Bu da sınıfın bir parçası olduğu için onun private'larına erişebiliyor. Ama obje vermen lazım. O da dolayısıyla sanki bir objeymiş gibi onun elemanlarına erişiyor, da arkadaşıymış falan filan gibi. Ama kendisi de oradan obje gelmeden ortaya ben bunun parçasıyım falan gibi davranmıyor. Tamam, bununla ilgili Java'da falan daha çok örnek gelecek, göreceğiz bunları. Yani Java'da şunun başına bir iki tane daha numara falan filan koyabiliyorsun, buraya static falan diyebiliyorsun, başka şeyler söyleyebiliyorsun. Bununla ilgili epey konuşulacak şey var ama böyle bir mekanizma olduğunu söyleyeyim şimdi. Tamam, şimdi şu ana kadar hep tüm sınıflarımızı biz yazdık, başkalarının yazdığı sınıflardan hiç kullanmadık. Ya kullanıyorduk gerçi, integer'i, double'ı, karakteri sanki sınıfmış gibi düşünüp kullanıyorduk ama onlar sınıflar değil de primitif tipler. Şimdi gerçekten başkasının yazdığı, hem de ciddi ciddi koca koca adamların yazdıkları bir tane sınıf var. Onu kullanacağız. Vektör denen bir tane sınıf. Vektör header'ında tanımlanmış. Standart kütüphanenin parçası şeyde, template library'nin parçası C++'ın ve dizilerin beğenmediğimiz taraflarını tamir eden bir sınıf, tamam mı? Diziler bizim için bazen kötüydü. Niye? Diyorduk ki ya dizinin işte size'ını arttıramıyorum ben. İşte dynamic allocation lazım. Ondan sonra dizinin eğer indeks dışında bir yere erişirsem bana hata mesajı vermiyor diyorduk. Onu söylüyorum. Ondan sonra bir diziyi bir yere yollamak için adamın size'ını da yollamam lazım falan filan gibi sürü şeyleri hatırlamam lazımdı. Dizilerle ilgili aklınıza ne geliyorsa, tamam mı? Dizilerle ilgili aklınıza ne geliyorsa bu vektör denen sınıf onları hemen hemen çözmüş. Bir tane çözüm yolu sunmuş. Bazıları hoşuna gitmiyor ama kafasına göre çözüm yolu sunmuş. Onu söyleyeceğiz ve dediğim gibi hani diziler yeni bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güzel yazılmış bir sınıf. Şu anda böyle bir sınıf yazamayacağız biz. Çünkü bilmediğimiz bazı diğer mekanizmalar da var. Nasıl kullanıldığını göstermeye çalışayım ben size isterseniz. Ya da şurada güzel bir örnek var zaten ya. Doğrudan bakalım. Kullanmak için vektör header'ı ne encode ediyorsunuz? Standart namespace'in içerisinde. İşte bir tane integer vektörü. Vektör diyorsun. Köşeli şey içerisinde, açılı parantez içerisinde int. Bir tane integer vektörü. Bunun size'ı ne? Size'ını söylemiyorum bile hiç. Yani dizilerde böyle bir şey yapmıyordum. Tamam mı? Size'ını söylemiyorum hiç. Dizilerde diyorum ki yüzlük olsun, yirmilik olsun, beşlik olsun falan filan. İstersen söyleyebilirdin de. Bu vektörün epeyce bir constructor'ı var, tamam mı? Size'ını söyleyebilirsin mesela. Şöyle bir şey diyebilirsin. Vektör de küçük. Ben vektör double d dedim. Onluk bir vektör olsun. Her bir eleman d'de 1.0 olsun. Tamam. Böyle bir tane konstruktörü var. Ya da tek parametre olan onluk diyebiliyorsun, tamam mı? Ya da böyle ama bir de şunun kopyası olsun, başka bir vektör falan filan verebiliyorsun. Belki 15 tane şeyi vardır bu. Ne diyeyim? Belki 15 tane konstruktörü vardır. Açın vektörleri, str vektör yazın.
C++ STL vektör yazın şeyi arama motorunuza. Gelsin. Standard Template Library demek STL. Tamam mı? Oradan okursunuz şeyleri. Tamam. Bir tane integer vektör yaptım. Şimdi bu integer vektörün içerisine diyecek ki enter list of positive numbers and place a negative number at the end. Bana birkaç tane şey ver diyor. Pozitif rakam ver diyor. Negatif rakam verdiğin zaman duracağım diyor. Tamam mı? Bir tane integer almış. Hemen okumuş onu. Eğer next sıfırdan büyükse loop'un içerisine giriyor. Bakın V'ye diyor ki V'ye. V'nin pushback diye bir tane şeyi var. Member fonksiyonu. Adam yazmış. Next'e V'nin sonuna koy diyor. İyi de V'nin size'ın ne olduğunu biliyor ki. Başta V'nin size'ı sıfırdı. Hiçbir şey yoktu içerisinde. Biliyor. Hemen bu kendi içerisinde V'nin içerisindeki tuttuğu mekanizma neyse onu birazcık büyütüp oraya bir tane integer yer açıyor. Tamam mı? Onu ekledi. Ondan sonra V'ye hemen size'ını sorabiliyor. Bana size'ını söyle bakalım. V.size deyince. Tamam mı? Bu anlaşılan pushback non const bir fonksiyon. Size const bir fonksiyon. Tamam mı? Sadece size'ını öğreniyor. Bir değişiklik yapıyor ama bu V'yi değiştiriyor kendi içerisinde. Hocam. Ne yapıyordur muhtemelen? Yeni yer alıyordur. Kendisine reallocation yapıyordur. Tamam mı? Yeni yer alınca size'ına bir tane arttırdım diye bir yerlere yazıyordur. Verdiğiniz şeyi de oraya tak diye koyuyordur sonra. Evet. Bunlar sağlam. Bunlar da hata yapamazsınız. Tamam mı? Yani vektörlerle ilgili, dizilerle ilgili kendinizi çok kötü ayağınızdan vurabilirsiniz. Vektörlerde bunu yapmak çok kolay değil. Çünkü dynamic allocation'ı, diğer allocation'ı falan filan size bırakın. Onlar hepsini kendisi yapıyor. Otomatik yapıyor. Hani dedim ya, dizilerin eleştirilen tarafları vardı. Bu dizilerin eleştirilen taraflarını tamir eden bir sınıf. Tamam mı? Size'ını sorduk. Pushback dedi. Pushback dedikçe dizinin vektörün size'ı bir tane artıyor. Bir tane artıyor. Size dediğiniz zaman sürekli artıyor. Ve ondan sonra adam diyor ki bir tane daha şey gir bak. Eleman gir. Tamam. Nereye kadar gidiyor? Bu adam negatif bir sayı gelinceye kadar. Negatif sayı girilmiyor. Ondan sonra loop'a dönüyor loop'un tekrar. Diyor ki girdiğin rakamlar şunlar diyor. Bir tane unsigned yapmış. Sıfırdan size'a kadar gidecek. Bakın size'a kadar çeviriyor. Gördünüz mü? Aynen dizi gibi V'nin eğilince elemanı diye soruyor. V'nin eğilince elemanı. Bana aynen diziymiş gibi çalışıyor. Ne demişti C++? Ben size söz veriyorum. Kendi çocuklarım nasıl sizin çocuklarınızla öyle bakacağım falan diye. Aynen öyle. Dizilerde şey işaret şeyi vardı. İndeks operatörü. Burada da var. Tamam mı? Burada da var. Yani ben V vektörünün eğilince elemanına V vektörünün J'ninci elemanı artık K yazabilirim. Bunu da yazmak mümkün. Tamam. İndeks operatörü, şu indeks operatörü bu. Vektörler üzerinde çalışıyor. Vektörler üzerinde çalışıyor. Vektör sınıfını C++ dillerinde birileri yazmış. Açık kaynak kodu var. Kod da nerede biliyor musun? Vektör header var ya header'in içerisinde. Zaten bu vektörün ayrısını hatta daha güzelini biz yazacağız. Yani bunları falan nasıl yapıldığını falan filan. Yakında geliyor. Tamam. Var mı? Sorun var. V aslında bir sınıf değil mi? Ne? V aslında bir sınıf. V değil. V bir obje. Vektör sınıf. Çok da sınıf da değil. Templated bir sınıf. Yani V int bir sınıf. V vektör. Yani vektör int bir sınıf. Vektör templated bir sınıf. Burada şey koyuluyor mu ya? Her köşe farklı. Şunu mu? Aha. Evet. Bunu aslında sınıfta kullandığımızı varsayabilir miyiz yoksa? Sınıfta? Aha. Ya niye yüksek sesle konuşmuyorsun? Bak ben sana bağırıyorum. Sen de bağırsana bana. Objeyi kullandığımızı varsayabilir miyiz yoksa? V ne ki? Yok V'nin içerisinde köşeli parantez operatör overlord edilmiş mi yoksa? Ben sorunu anlamıyorum. Operatör overlord'ın dinlettiği bir yere. Sen onu daha sorursun. Obje dizisi onu soruyorlar. Obje dizisinden bahsediyorlar. Obje dizisi. Yok onu sormuyor. Başka bir şey soruyor. Operator overload falan filan deyince girmeyeceğim ben. Tamam mı? Çünkü bir sonraki chapter'da konuşuyorum bakın epey. Başka sorusu olan var mı? Yok mu başka sorusu? Tamam. Vektör sınıfı böyle bir sınıf. Dediğim gibi daha önceden bu türlü bir sınıfa hiç bakmamıştık. Hep başkalarının yazdıkları sınıflarda. Bu evet bizim yazdığımız sınıflarda. Bu başkasının yazdığı bir sınıf. Hafiften farklı. Biz hiç şöyle bir şey yapmamıştık. Yani böyle bir tane sınıf ismi. Buraya da işte şey açılı parantez içerisinde double falan filan gibi şeyler yapmamıştık. Bu daha sonra gelecek. Template bir sınıf. Ama sonuçta bir sınıf.
ve objeleri de burada. Epeyce de bir konstrüktörü var. Vektörün epey dediğim gibi, mesela vektörün şeyi var, resize diye bir tane fonksiyonu var. V nokta resize 100 diyebilirim ben. Ne yapıyor bu? Elindeki vektörü yüzlük bir vektör haline getiriyor. Eğer büyükse küçültüyor, küçükse büyütüyor. Tamam mı? Hocam büyükse arta kalan elemanlarına ne oluyor? Onları atıyor. Küçükse peki büyütürken eskilerini kopyalıyor. Arta kalanlarda default değerleri falan gibi. Evet. Mesela o atlıkları elemanları daha sonradan bir... Yok, o da gitti öldü. Aynen şey gibi. Yani aynen C'de free yapmışsın gibi oluyor. Free yaptığın dizi erişimi yok artık. Yani üçgen tabanı tekrar free yaptığın diziye tekrar gidip okuyabilirsin ama oralar senin olmayabilir. Geri verilmiş. Crash'a yol açabilirsin yani. Peki hocam mesela 100 dedik, virgül 0 desek tüm değerleri hep 0 mı yapacak yani? Yapabilir, emin değilim. Bilmiyorum. Ya bunun çok fazla değil ki onlarca şey olduğu için, onlarca overload olduğu için resize 100 virgül 0 dediğin zaman herhalde yeni gelen yerlere ne koyayım diye yapıyor. Yeni gelen. Eğer bu onluk dediyse 90 tane eleman ekleyecek ya sonuna. Eski 10 tanesinde 0 yapmıyor yani. Clear var bunun üzerinde herhalde. Hepsini sıfırlıyor gibi hatırlayayım. Ya da bir rakam veriyor diye. Bunun içerisinde sort var. Sort fonksiyonları falan filan var vektörlerin üzerinde çalışıyor. Esas da vektör tek başına değil. Vektörün bir sürü akrabası falan da var. Yani vektör bizim bildiğimiz dizi, tamam mı? Vektörün akrabalar var. Mesela link listeler var. Vektörün akrabaları, stackler var. Vektörün akrabaları, heapler var. Vektör tek başına yaşamıyor yani. Birileriyle beraber yazılmışlar. Birileri eğer iki sınıf arasında ortak noktalar görüyorsanız onları bir araya getirmenin çok güzel yolları var object connector'larda. Onları göreceğiz. Inheritance, miras alma chapter'larında falan filan. Bunların şeyleri de ne diyeyim, bunların implementasyonu da ona göre yapılmış. Ortak kodu tekrar kullanmak için. Java'da bu çok daha ileri gidiyormuş. C++ birazcık 1980'lerde kalmış o yönde eskiydi. Ama Java'da bu çok daha ileri. O nedenle veri yapılar derseniz biz Java'da anlatıyoruz. Java'nın temelinde anlatmaya çalıştığımız şeylerin hepsi olmuş oluyor. Tamam. Vektörle ilgili tamam. Esasında şey düşünün, vektörü size implement etseydiniz. Pushback nasıl bir fonksiyon? Pushback. Diyelim ki vektörünüzün içerisinde 100 tane eleman var. Pushback dedim ben. Tamam mı? Pushback dedim. Bir tane daha eleman ekliyorum. Ne yaparsınız? C'de düşünün. Elinde 100'lük bir yer vardı. 101'lik bir yer alırım hemen. Şey dedim ki bana mallocla 101'lik bir yer ver. 100'lük elemanların hepsini oraya kopyalarım. 101. eleman olarak da yenisini koyarım değil mi? Bir tane daha pushback geldi, ne yaparsınız? Şimdi her bir eleman ekleyince koskocaman diziyi bir daha kopyalıyorum değil mi? Bu da verimsizlik. Vektör acaba böyle mi çalışıyor? O kadar verimsiz bir şey mi? Hayır, o kadar verimsiz değil. Vektör akıllı. Ben esasında şunu söylediğim zaman vektör diyor ki ya bu adam boş vektör yapmayacaktır diyor. Bir şey ekleyecek, ben biliyorum onu diyor. Tamam mı? Ne yapıyor? Onluk bir yer ayırıyor kendisine. Ama onu sana göstermiyor. Sen push bekledikçe oradan birer tane yiyor. Tamam mı? Esas onluk bir yer var. Sanki sıfırı kullanıyormuş gibi. Push bekleyince ilk elemanına koyuyor hemen. Tamam, senin size'ın bir diyor. Yani ilk 10 tane push back yapınca, tamam mı? İlk 10 tane push back yapınca vektör esasında hiç yeni yer almıyor. 11. yapınca hemen 20'lik bir yer alıyor. Tamam mı? 20'lik bir yer alıyor. Ondan sonra ilk 20 push içerisinde herhangi bir yer almıyor. 21 aldığı zaman 40 yapıyor. Tamam mı? Sürekli olarak ilk katına çıkarıyor. Dolayısıyla şey oldukça verimli çalışıyor. Bu pushback operatörü, pushback fonksiyonu oldukça verimli. Adam da bunu söylüyor. Esasında vektörün bir size diye bir fonksiyonu var. Bir de capacity var. Sizce ne capacity? Elinde evet kaç tane yeni yer almadan ekleyebileceğim yer var diyor. Tamam mı? Yeni işletim sisteminde yeni yeri istemeden kaç tane şey ekleyebilirim ben? Kaç tane ne diyeyim? Eleman ekleyebilirim. Bu capacity. Tamam. Vector efficiency diyordu ya. Vector efficiency. Hatta siz vektörün içine karışmaya çalışıyorsunuz. Vektör ediyorsunuz ki bana 32'lik bir yer ayır. Ne demek yani? Resize 32 değil bakın. 32'lik yer ayır. Ben şimdilik içerisinde vektörün içerisinde sıfır elemanım var ama 32 taneye kadar çıkarabilirim. Bu türlü şeylerde verebiliyorsun vektöre. Ne diyeyim? Bu türlü performans ipuçları da verebiliyorsun. Performans ipuçları da verebiliyorsun. Basit bir sınıf değil vektör. İyi yazılmış, düşünülmüş, çok da sık da kullanılır yani. Evet. 32'lik yani bir şey aldık ya, o ne olduğunu biliyor musun? Hani indirdiğimiz olduğunu. Tabii V'yi başta ne yaptın sen? Dedin ki vektör ve vektör tipini söylemedik. Tipini söyleyelim.
int v dedim değil mi? Böyle yaptım. Buraya int, double, karakter, money falan yazmazsan eğer vektör olmuyor. Tamam. Yapman lazım. Dolayısıyla v.reserve deyince 32. Eğer bu v bir bank account dizisi ise, tamam mı? 32 tane bank account objelik yer oluyor. Ama mesela şöyle bir şey yaptım. Vektör bank account'u B'ye ait olarak gösterdim arkadaşlar. B dedim, tamam mı? Sonra B nokta reserve 100 dedim. Sonra cout B nokta, hemen cevap vermeyin, düşünsün herkes bunu. Size dedim. Düşünün. 5 saniyeniz var. 1, 2, 3, 4, 5 bitti. Söyleyin. 0. Evet. Bu ekrana 0 yazacak. Yüzlük yer reserve ettim ama tamam, dizimin, vektörümün içerisine herhangi bir eleman koymadım. Size'ım 0. Yani bu yüzlük bir yer tutuyor. Hafızada senin için yüzlük bir yer var. 100 tane eleman rahatlıkla verim falan düşünmeden, hafızadan yer almayı falan filan düşünmeden, zaten hiçbir zaman düşünmeyeceğiz tabii ki. Yani ben push beklediğim zaman yeri alıyormuş, almıyormuş, benim umurumda değil. O kadar karşıya girmiyorum, ben düşünmüyorum. Ama bazıları böyle atla, ya ne oldu acaba? Ben bunu dedim, başına bir şey mi geldi acaba falan diye endişelenirim. Acaba her pushback deyince acaba çok fazla mı zaman alacak? Çok mu yavaş olacak benim programım? Tamam, eğer pushback deyince zaman almazdan endişeliyorsan baştan reserve'ünü yap. Bir seferde yüzlük bir yer alsın. Pushback'in çok kısa zamanda çalışsın. Yani reserve yapmasın, yapmamasın. Reserve fonksiyonu olmadan vektör olduğu gibi çalışır, bir problem yok, tamam mı? Reserve sadece performansı arttırıyor bazen. Doğru kullanıyorsunuz. Parmak mı vardı bir yerlerde? Sen mi soruyorsun? Dolu bir vektörde reserve yapsak ne olur?